TRT Müzik Ekranı'na hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz tango müziği. Türkiye'de tango müziği denince ilk aklımıza gelen isimlerden birisi olan Edward Aris üstadımız konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üstadım. Ve ona trompetle eşlik eden Ari Aris hocamız da bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi üstadım, ilk başta bir Arjantin tangosu çaldınız. Evet. Tango'nun çıkış yeri de Arjantin diye biliniyor. Evet. Ne zaman çıkmış, nasıl olmuş bu müzik? Bir de sizden dinleyelim. Tabii. Biraz evvel çaldığım rahmetli Orhan Afşar'ın en sevdiği tangolardan bir tanesi. Tabii kendisi Arjantin'de bandoneonla beraber eğitim görmüş. Arjantin'de bandoneon 17 senedir konservatuvarda. Kendisi Arjantin tangolarını Türkiye'ye taşıdı. Ve aynı zamanda benim hocam olmuştur. Ve her 2 Şubat'ta senede vasiyetinde kabrinde tango çalınmasını istemiştir. Ve biz TRT'deki arkadaşlarla gidebildiğimiz kadar kabrinde ben bandoneon ve diğer sazlarla beraber rahmetlinin üzerinde çalıyoruz, yani mezarın üzerinde. Hep, her yıl çalıyoruz. Her yıl çalıyoruz. O, evet. Çok güzel. Bunu da tabii merhum eski şeylerden, prodüktörlerden Nedim Erağan tertipliyordu. Ve aynı zamanda Fehmi Akgün de kendisi Türkiye'deki Arjantin'le bağlılığı olan Arjantin tangolarını destekleyen ve Türkiye radyolarında birçok programlar yapmıştır. Hatta kendi oğlu İsmail'i bana getirip akordeon dersi vermemi istemiştir. Fakat ben de reddettim. Dedim ki ya akordeonu herkes çalıyor. Bandoneon öğreteyim. Ve İsmail Türkiye'de bandoneonu öğrenip Paris'te bandoneon konseri vermiştir. Bunun dışında Türkiye'de ilk Türk tangolarını Fehmi Ege merhum, merhum Necdet Koyutürk, kendileri bestekar ve orkestra şefi, birçok besteler yapıp TRT ve birçok kanallarda orkestrayla, hatta ben orkestrada görev almıştım, çalmıştım. Bunu unutmamak lazım. Fehmi Ege'nin oğlu da merhum Fehmi Ege'den sonra Engin Ege Tango Orkestrası'nı, TRT Tango Orkestrası'nı kurmuştur. Orkestrada zaten siz yer almıştınız. Evet, ben orada da görev yaptık. Hatta Engin Ege ile birinci ve ikinci akordeon partilerini, hatta rahmetli Orhan Afşar'ın Arjantin tangolarını, 3 bandoneon partisini 3 akordeonla ve artı orkestrayla onun sevdiği eserlerini TRT Radyo Tango Orkestrası diye yayınlanmıştır. Şimdi burada bir Ari'ye dönmek istiyorum. Sevgili Ari, böyle bir üstadın, böyle güzel bir müzisyenin, böyle güzel bir babanın yanında müziğe başladım büyük ihtimalle. Nasıl başladı bu hikaye? Sadece şey çalmıyorsun, trompet çalmıyorsun. Akordeonla başladım müziğe. Kaç yaşında başladın?
Yani çok küçüktüm. Muhtemelen 4-5 yaşlarındaydı. Akordeonla başladım. Epey uzun zaman. 13 yaşına kadar akordeonla ilgilendim. Daha sonra trompeti bir çocuk oyunumda tanıştık. Ya. Evet. Devlet Tiyatrosu'nda. O oyundan sonra artık dedim ben buna karar verdim. Bu enstrümanı öğreneceğim. Trompet çalmaya başladım. Evet. Şimdi çok fazla söz olmasın. Sözün bittiği yerde müzik başlasın. Bir eser daha sizden dinleyelim. Ne dinleyeceğiz üstadım sizden şimdi? Şimdi bir Yunan tangosu. Tamam. Kinafto. Fakat biz bunu Türkçeleştirdik. Hı-hı. Ve adı Kim Bilir. Evet, çok güzel. Dinleyelim o zaman. Üstadım, merak ettiğim konu şu. Hani biraz bu program için çalıştığımda şunu gördüm. Tango müziği 30-40 yıl öncesinde çok daha büyük bir revaçtaymış Türkiye'de ama günümüzde o popülerliğini yitirmiş. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Şimdi bakın, çok enteresandır bu. Tango severler cemiyeti vardı. Tabii halen var mı? Oldu. Halen var mı? Şu anda yok. Biraz da oradan doğuyor. Çünkü Fehmi Akgün tangoyu korumak için bilhassa Türk ve yabancı tangoları korumak için birçok programlar yaptı. Konserler neşretti. Ne bileyim bu arada Necdet Koyu Türk'in oğulları var. Erdener Koyu Türk ve Özdener Koyu Türk. Erdener Koyu Türk babasının tangolarını, Özdener Koyu Türk de babasının tangolarını, hı hı, Erdener şarkı söyleyerek, Özdener de piyano çalarak, hı hı, ve onun orkestrasında tabii biz de yer almıştık. Tabii bunlar bitince yapan kalmadı. Haliyle Fehmi Ege de rahmetli olunca Engin Ege ele aldı. Engin Ege bir süre
devam ettirdi bu programları. TRT'de bir orkestra evet, ne zaman kuruldu? Tabii. Fehmi Ege Tango Orkestrası, Necdet Koyutürk Tango Orkestrası, sonra şöyle söyleyeyim size, Engin Ege Tango Orkestrası. Tabii bunlar emekli olunca her şey bitmiş oldu, yazık oldu yani. Bunun dışında biz rahmetli Orhan Afşar da bitince biz Radyo Orhan Afşar Orkestrası'nı kurduk. Ve orada 3 bandoneon partisini 3 akordeonla ve orkestrayla devam ettirdik. Ama bunlar da bitince tabii tangoda bir kaybolma durumu oldu. Ama biz bunu yine gündeme getirmeye çalışacağız. İnşallah bazı düşüncelerim var. Eğer onları yapabilirsem bunları daha çok tangoyu meydana çıkaracağız. Şimdi zaten şöyle sizin yaptığınız albümler var. Zaten evet. Epey uğraşıyorsunuz. Evet. Bu sadece evet. Bir tanesi. Evet. Evet. Ahenk Müzik etiketiyle çıkmış bir sürü evet. Albümünüz var evet. Diyebiliyorum. Evet. Zaten albüm yaparak buna katkı sunuyorsunuz. Ben mesela evet. ilk defa sizinle tango müzikleri dinlemeye başladım. Evet. Yani bu da benim için çok güzel bir şey yani. Muhabbeti biraz kısa tutalım. Yine bir şey dinleyelim sizden. Şimdi ne dinleyeceğiz? Necip Celal Antel'in yazmış olduğu Sevdim Bir Genç Kadını. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Üstadım, benim bildiğim yani tanıdığım en fazla enstrüman çalan müzisyenlerden birisiniz. Eksik olmayın. Bir yarışmada 12 dakikada 24 enstrüman çaldınız diye biliyorum. Ne yarışmasıydı bu? Ne zaman oldu? Hangi enstrümanları çaldınız? 12 dakikada 24 enstrümanı nasıl başardınız çalmayı? Efendim şöyle anlatayım. İstanbul Radyosu'nda halk huzurunda bir programda 8 dakikada 16 enstrüman
çalmıştım halk huzurunda. O çok beğenilmişti. Hatta spikerliğini Türkiye Radyoları prodüktörü Özcan Atamet sunmuştu. Hatta onun annesi de demişti ki bana, ya bu kadar enstrümanı nasıl kafanın içine sığdırdın? Tabii seneler sonra benim hocam Amerika'da kendi adına müzik akademisi vardı. Oraya davet etti ve orada bu 8 dakikada 16 enstrümanı ben Türkiye'de daha çok bir şey göstereyim dünyaya diye hem bir yarışmaya girmiş oldum. 12 dakikada 24 enstrüman çaldım. Orada birincilik kazandım. Hatta bana kupa da verdiler. Hatta 4 saatlik ben konser verdim orada orkestrayla. Orkestra, bir de hepsini profesyonel şekilde neredeyse icra ediyorsunuz. Evet. Ve mesela bir koleksiyonum var. Bu koleksiyonun içinde ağız harmonikaları var. Körüklü sazlar koleksiyonu. Körüklü sazlar koleksiyonu ama körüklü saz eğer sökecek olursanız mesela bir körüklü sazı, akordiyonu veyahut başka bir enstrümanı içinden ufak veyahut şekil şekil mızıkalar çıkar. Ben Paris Konservatuvarı'nı kazanmak için imtihan vermiştim. Oradaki müdür dedi ki eğer dedi ağız harmonikasını çalmazsan sana diploma yok. Hocam Profesör Antonio Dumezic bana ağız harmonikanın bütün hünerlerini göstermişti. Ve ben o zamanki Paris'teki ağız harmonikası konservatuarı müdürü Albert Reznerin albümlerini çalışıyordum. Ve o eserleri çalarken birçok merağa saptandım. 35 çeşit ağız harmonikasıya sahip oldum. Böylece bir ağız harmonikası koleksiyonu hazırladım. Bu arada 35 çeşit de körüklü sazlar. Akordeon, bandoneon, konsertina, melodeon, melotirol, diakor falan. Bu arada Johann Sebastian Bach devrinden kalma koleksiyonumda harmonyum, pedallı harmonyum var. Bir zamanlar körüklü, pedallı harmonyumlarla da birçok yerde çaldım, konser verdim. Bunların arasında her türlü enstrümanı topladım, bir koleksiyon yaptım. Şimdi bu koleksiyonu çok istiyorum ki Türkiye'de müzeleşirse dünyada üçüncülüğü kazanacağız. Buradan duyuralım. Belki sesimizi duyan olur ve kapınızı çalan olur. Yani burada, bu vesileyle duyurmuş olurdu. Evet. Ve burada yapmak istediğim, bakın orada gözüken mesela 4 delikli ağız harmonikası var. Ben orada 4000 parça masada çalıyorum. Masada duran, evet. Evet. Ve seans seans bölerek mesela 12 seansta 2,5 yaşındaki bir çocuk size 12 tane değişik tarzda melodi çalabiliyor. Hatta eskiden, çok eskiden Seda Çocuk Yuvası'nda ben 20 sene öğretmenlik yaptım. Tabii yalnız ağız harmonikası değil birçok enstrümanlarla bandolar kurdum. Böyle işte sonra akordeon çeşitlerini yani bahsettiğim gibi bunlara bir değer vermek için bunların konserlerini yapmak istedim. Bazılar yerde yaptım. Bu kısma, akordeon konserleri kısmına bir eser aldıktan sonra devam edelim mi üstadım? Olur efendim. Şimdi bir müzik molası verelim. Tamam. Sonra tekrardan unutmadan buradan devam edelim. Bir de şeyi merak ediyorum sevgili Ari. Siz de babanız gibi bayağı enstrüman çalıyor musunuz böyle? Çaldığınız eser merak ettim yani. Benim babam bir dahi yani o ayrı... Onundan şüphe yok zaten. Benim
O kadar çok değil açıkçası. O zaman şimdi ne dinliyoruz üstadım? Histoire d'un amour, bütün dualarım seninle. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Üstadım bir şeyi merak ediyorum. Tango müziğinde çığır açan bir isim var. Astor Piazzolla. Bu isim kimdir? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir de tango müziği sokakta çıkan bir müzik kültürü mü? Evet. Ben Astor Piazzolla ile Paris'te tanıştım. Kendisine hayran olduğumu söyledim. Hatta bandoneon hocamın Orhan Afşar olduğunu söyleyince daha çok bende ilgilendi ve onun bütün albümlerini kendisi bana hediye etti. Hı hı. Onları bazılarını şu anda bile çalıyorum. Bandoneonla çalıyorum. Güzel. Hatta şöyle söyleyeyim, o parçalardan Fehmi Akgün'ün oğlu İsmail'e de birkaçını vermiştim. Paris'te kendisi çalıyor hala bandoneonu. Peki bu sokakta tangonun çıkması dansla birlikte olan bir şey değil mi? Tabii tabii. Dansla olabilir. Hı hı. Tek başına da olabilir. Yani gruplar var. Mesela hı hı. tek bandoneon var. Çift bandoneon, dört bandoneon bile var. Hı hı. Arkada violonsel, kontrbas gibi birçok enstrümanlar da olabilir. Şimdi üstadım bu muhabbete doyum olmuyor ama programın da bir sonu var. Tabii. Programın sonuna geldik. Bir baba oğlu ağırladık bugün. Çok çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kıymetli izleyicilerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Bugün tango müziğini anlatmaya çalıştık. Tango müziğinden örnekler sunduk size. Kapanış eserimizi de bizim buralardan yani Osmanlı'dan bir eserle bitirmeyi düşünüyoruz. Yine bir Günlihal diyelim ve bitirelim. Haftaya tekrardan başka konuklarla buluşmak üzere. Müzikle kalın, muhabbetle kalın.
Müzik